Assalomu alaykum sevimli telekanalning sevimli muxlislari. Mana biz siz bilan yana diydor ko'rishyapmiz. Sizni ko'nglingizni xushnud qilamiz deb, sizni xursand qilamiz deb bütün jamoamiz bilan harakatdamiz va unga erishyapmiz degan umiddamiz. Ko'p jamoalarni ko'rdingiz, ular bilan uchrashdik, eslashdik. Bugun yana bir ajoyib jamoa. Men alohida bir hurmat qiladigan viloyat jamoasi ular bo'lsa Namangan viloyati ijodkorlari bilan bugün uchrashamiz, eslashamiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum azizlar, xush kelibsizlar qadamingizga Hasanot. Bugun shunday ajoyib bir jamoa yig'ilgandan xursandman. O'zi sizlarning yuz ko'zingizlar emas, men Namanganni yaxshi ko'raman. Har gal teatrimdan, safarimdan borganimizda eng yaxshi kutib oladigan bizni Namangan. Namangan xalqi san'at sevar, juda e'tiborli, gapi so'zlarida shoshmaydigan bir chiroyli xalq. O'shaning uchun har borganda biz Namanganga borganda biz aktyorlar ham, mana yoqmagan boshliq borardik. So'zlarimizni to'g'rilab, o'zimizni to'g'rilab Namanganga haligi e'tiborli xalqqa munosib bo'lish uchun o'zimizni to'g'rilab borardik. Shu hali ham davom etadi. Bugün sizlarni chaqirdikki, bir men hozir aniq bilaman, bütün Namangan ekran yoniga kelib o'tirishdi. Mana biznikilar bugün chiqadi. Biznikilar bugün hammadan zo'r bo'ladi deb o'tirishibdi. Albatta bugün shunday bo'ladi. Xush kelibsizlar, Yoqbakajon xush kelibsiz. Sizga alohida rahmatimiz. Chunki ham har kimga emas shu ulug' yoshda shunday labbay deb kelganingiz. Bugün siz albatta bo'lmasdi yo'q aka. Yarashmasdi ham bugungi suhbatimiz. Siz endi ulug'imizsiz. Har bir inson O'zbekistonning har bir fuqarosi siz bilan bir gaplashgisi keladi, bir muloqot qilgisi keladi, sizni ko'rgisi keladi. O'shaning uchun kelganingizga ming marta rahmat. Bugun mana qanday his qilyapsiz? Mana men Namanganliklarni bir dastasini yig'dim. Siz bilan mana shuni bir eslashgan. Dunyoning go'zalligi zab etadi deyilgan. Go'zallikning ramzi gul. Shu bugun shu davrada Namanganda gullar yig'ilishgan. Afarin. Afarin. Namanganda har bir hovrisida gul. Har bir hovrisida rayhon. Bahri diling ochiladi. Va bir madaniyat va istirohat bog'i bor. 50-chi yillar. Shunday men o'quvchiman shunday darvozadan eshigidan kirishim bilan baxtdirlik ochlardi bog'da. Hamma yoq gul va insonlar Namangan mehnatkashlari mehnatdan so'ng shu yerda sayr qilishardi. Men hayron qolardim. Muncha ham Namangan xalqi mana shunday gulni yaxshi ko'radi. Ikki tomonda yo'lak, o'rtada gulzor. Bola chaqalari bilan, oilasi bilan hammalari u tomonga, bu tomonga uchun suhbat qurishardi. Gullar atrofida. Va albatta, shundan keyin teatrga tashrif buyurishardi. Teatr shunday bog'ni o'zi edi. Navoiy nomidagi yozgi teatr. Endi o'sha paytlarda yozda spektakllar 9:00 da boshlanardi. Shunaqami? Kechasi qorong'i tushgandan keyin ha. Qorong'i tushgandan keyin boshlanardi. Ungacha sayr qilishardi. Sayr qilishardi. Choyxonada keksalar rohat qilishardi. Laganda Porovxon to'ra maza qilishardi. Bir esladingizki odam. Va shunda teatrga kirishib Tohir Zuhra, Layla Majnun, Bobur Mirzo,
sahiplerin Amon Timur'unda tomosha qilishardi. Bahridilleri açılardı, manevi ozuqa olishardı. Hozir ham o'sha bog' mavjud, shu teatr bor, xalqni xizmatida, insonlarning xizmatida, halol, pok o'z burchini ado etyapti aziz namanganliklar. Xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat, rahmat, rahmat. Men juda bugun xursandman shu namanganni azizlarim bilan birga suhbat etayotganimdan o'zim mazak qilyapman, rohatlanyapman. Ben senin Bahadır ekenim, ben Namangan'da illerlerini haz bildim. Körgen basıyla bizi korsatuğunu, oğuzları bilmeydi birbirini. Ya şuyam Samarkand'dan mı diyor? Ya şuyam Bukhara'dan mı diyor? Birbirini sorup, şeyde tanıval yaptı birbirini. Adam özü yaşı ulgaygandaki vatanını eslep uşattan bandı kolardı. Doğru. Doğru, doğru. Bu, ya bunda hem hikmet var. Mesela yaşlılığımızda çok büyük bir barınma yoktu, kışlakka, hadi. Kutturup koyup, ki yaş ötkenden ki bargın kele uğradı. Barıp ona eminen gebleşken kele uğradı. Uruguay'ın sürüştürüşü başlayırsan, biz kimlerimiz, nimemiz? Ha sen ya aitken ben kutsak, yana aitin değilsiz. Adam bu gebizde hem hikmet var, hazır aitiz ki, lakin şuna kabul edin. Ha, Bahadır Eke? Ben Yakup Canak'a ustaz, ben Mirza Bey, dostumuz, dükkanımız. Benden çok soru şeddi, hala aitiz ki, Bahadır Eke, ben Namangan'dan bilmedim. Hakikaten ben de, qayerdan siz so'raganda men O'zbekistondan deb aytardim-da nuqulda. Hozir tushuntirib beraman uchun. Men o'zim Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanining Norin degan qishloqda tug'ilganman. Otamiz bilan onamiz olim ma'lumotli bo'lib urushdan keyin olim ma'lumotli bo'lgani uchun qishloq xo'jaligi sohasida ishlaganlar. Otam ham onam ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan agronom bo'lgan ikkovlari. Otam ko'proq savxoz direktori bo'lib ishlaganligi uchun Norin savxoziga direktor bo'lib borganlar, o'sha tug'ilganman endi. Bir 3-4 yil yashagandan keyin aqlimni taniganimda 52-53 yilda Namangan ko'chib kelganmiz. Namanganga qishloq xo'jalik bo'limini boshlig'i bo'lib kelganlar dadamda. Namangandan keyin Qo'qonga ko'chganmiz keyin. Siz haligi harbiy odamni bolasidek bo'lgan ekansiz-da? Shunday, shunday harbiy desam ham bo'laveradi. O'shuncha otam ham, onam ham endi o'shuna qilib keyin undan keyin Farg'onaga ko'chdik. Farg'ondan keyin yana Namanganga ko'chdik. Namangandan keyin yana men Toshkentga ko'chib, endi oxirgi paytda Toshkentlik bo'lib qolganmiz-da. O'shuncha dedim. Mana hozir ustozimiz Yoqub aka, Mirzaxonlar Namangan viloyatini o'tgan ustozlarimiz shunaqa bir ta'riflab berishdiki, xudo xolisa bu yil teatrimizni 90 yillik yubileyini nishonlash taraddudida turibmiz. Shundan kelib chiqib hozir men qiziq-qiziq voqea deganingizda bir narsa esimga tushdi. Ustozim rahmatli Kamoliddin Rahib bilan konsertimiz Chortoqda sanatoriyada 84-yinchi yil. Men konferansman. Ustozni e'lon qildim, doim katta ustozni finalda aytishadi. Bir juft qo'shiq aytganlardan keyin chiqdim. Ustoz desam o'rtar dedilar. Men mikrofonga o'rtar. Kamoliddin Rahimov g'azali ijro etadi. Ustoz san'atkor Boborahim Mashrab deyman. Voy. Hamma kulib yubordi. Men o'zim qotib qoldim. Nima? Ustozga bunday qarasam, kim ijro etadi dedilar. Qotdim. Nima deyish bilmayman. Men mikrofonga ustoz shogirdimmiz. Bir adashchida endi. Kelinglar. Tomoshabinni sehri yomon bo'ladi deb qo'shib boshlab ketdi. Shundan keyin men qaytib chiqa olmadim sahnaga. Qalab chiqasimdan keyin. Qandoq chiqdi? Mashrab lirikasini qilyotgandik televiziyadagi ijodimiz davomida. Keyin Murojan Ahmedovga murojaat qilib telefon qilsam, domla aytdilarki, jon bolam, sal meni mazam yo'qroq. Yozroqqa chiqsak aytib borarman. Dedilar, usta shu o'rtarsiz lirika misal kemteroq bo'lib qolar ekanda. Desam, bittayamda bir san'atkorga aytdiring dedilar. Kimga aytdiray desam, shu keyingi paytda Kamoliddin Rahimovning ijrolari jam menga ma'qul bo'lyapti. Shu Kamoliddinga aytdirsangiz dedilar. Keyin Kamoliddin akaga telefon qildim. Kamoliddin aka shu Mashrab lirikasini qilyotgandik. Shu o'rtara aytib bersangiz desam, hay 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 hay. Usta hayotlar men ayta olmayman dedilar. Mana men ustadan izn so'radim desam, to'xtab tur dedilar. Kamoliddin aka Qo'qonga kelib, ustadan oldilarga ko'rgani kelibdilar-da, keyin shunda usta aytdilarki, Kamoliddin xon Toshkentdan bir yigit telefon qilyapti. Sen menga ham telefon qildi.
Ben sizge ruhsat veremem. Ayting. Lekin bitta iltimos. Kinoni talabi bilan ikki qatorini tashab ketgan edim. Niqatlik kun ekan jonon jamolingdan judo bo'lmoq, meni ohim tutuniga zamini osmon o'rtar. Shuni qo'shib aytsangiz, qo'shiq bir mukammal bo'lib qolardi degan ekanlar. Keyin Kamoldan aka telefon qilib, Kamoldan aka nima bo'ldi desam, Zokirjon, men ruxsat so'radim. Faqat bir marta berasan, yozib olmaysan. Bu qo'shiq ustaniki bo'lib qolish kerak degandilar. Aferin. Bu endi maktab. Siz aytayapsiz, teatrimiz 90 yilligi bo'ladi deyapsiz. Ayting, biz ham boramiz o'sha yerga. Yo'q, men bilaman kim borishini. Bu Yodgor Sa'diyev Yoqub Ahmedov olib ketishadi. Namangan fuqarosi Farhodjon qolaveradi. Ha, men lekin uchib borganda meni o'sha haliga samolyotda o'ynaganman-ku bir biznesini. Ana shuni meni biroq qo'rqitgan. Siz Namanganga borsangiz, siz unda qiladi, bunday qiladi. Men qo'rqib, hayajonlanib bitta-bitta bizni e'lon qilyapti. Dvoretsda yoqpaga ham chiqdilar, hamma chiqdi. Esimga tushib qoldi shu joy. Eh, dedim, men hozir qanday chiqaman odamlar toshbo'ron qorsa. Sen Farhod Abdullayev degan qarsak bo'ldi. Yana kuchaydi. Bunday chiqdim, yana kuchaydi. Boruvdim, yana kuchaydi. Keyin shunday chiqib, assalomu alaykum, hem shaharlar dedim. O'shandan keyin suhbat chiqdi men bilan, keyin gazeta Namangan shahrini faxriy a'zosi deb men bo'lganman o'zi a'zosi. Yo'q, alaqa Yodgor Sa'diyev o'ziga Namanganni faxriy a'zosi man deb olgan. O'zim men qolib ketmay, o'shancha aytayapman. Katta bo'lgan. Direktorlar aytaveradi, to'g'ri. Men Zokir aka, men sizlarni hozir sizni beruxsatingizsiz men haligi Malika opam chaqirib qo'ydim. Chunki men sizlarni to'yilarga borganman. Sizda yana instant sizlarni kurs bilan qo'shilib borganman. To'ylaringizda bo'lganman. O'shaning uchun mana bizda u paytda oqibatlar bo'ladi. Keyingi kurslarda ham. O'shaning uchun Malkepa nima qilib yuribsiz bu yerda? Bir eslang, kelin bo'lgan paytlaringizni bir eslang. Namanganda qanday bo'ldi, nima bu? Men avvaliga hayron bo'lganman. Bularning shevasidagi sheva hech qatta yo'q. Mana Namanganning o'zini alohida shevasi bor, lekin Chortoq shevasi o'zgacha. Ayt. Ha, o'shalar. Inakiga nima deydi? Men shevada agar Toshkandan poyezga chiqqanimda keyin gapiraman. Toshkancha qilib. Birov meni urushmay, suhmadi-yu, o'zim ashan gapirib ketaverganman yoshligimdan. Endiki Chortoqqa borsangiz, hayron qolasiz, bir lug'atda yo'q gaplar bor-da. Men aytamanki, to'xtang, men sizni shu tenimay turman deyilmaydi-da. Yo'q, men sizni beyg'ilomay turman-a. Kimsiz? Kimsiz desam neki, men palonchiman, palonchiman deb ne tushuntirib berardi. Endi rahmatli qaynatam juda ajoyib inson edilar. Bir kuni Zokir akam osh qildilar. Endi yangi kelinchaman. Kelincha deyishadi ham. Ha. Didomlar osh keldi. Qani Elinachi, Elina. Oshda Elina dedilar. Nega hammalari sekin-sekin Bismillahirrahmanirrahim. Deyishurdi. Bular menga pichay qilyapti shekilli. Toshkalliklar bismillohni bilmaydi shekilli. Deb o'ylayapti shekilli bular. Toshkalliklar ham biladi. Xo'z, to'xtab turman, yaxshilab o'zim ham bismillohni aytib yeyman, osh dedim. Assalomu alaykum.
hayajondan de. Ha, bil. Men birinchi bo'lib akes turib, ketganlar shu kulgani, hamma kulgan. Bir 10 minut, 15 minut kulishgandan keyin dedim, bechora rahmlar kelib menga qizim, va lakimasin. O'sha osh qiladigan bo'lsalar, assalomu alaykum, hammaniga va alaykum assalom. Elina ishdan deb qo'yardilar. Rahmat. Malika opam endi bir ajoyib kelin bo'lgan ekanlar-da Farhod aka. Ko'p gaplashganmizda Malika opam sarguzashtlari juda ham ko'p. Bir kuni yangi kelin paytlarida endi homilador bo'ptilar. O'sha paytda endi toshkentliklar hammas norin qiladi-yu. Norin yegilari kelib qopti bilan. Aka debdilar, menga debdi bir Namanganda surgush olib keling debdilar. Bir yaxshi un olib keling. Keyin akam surgush bilan unni olib kelsalar, ja chiroyli qilib endi xamirlarni qildim Zulayho, endi shunaqa yoyib, shunaqa endi shu tezroq pishsa-yu tezroq yesam deb shunaqa mayda kokilday qilib kesdim haligini deylar. Keyin inay bir mahal bir tarelkaga duppidakkina qilib qaynatamga soldimda olib dedi. Ölüyman onu, ye bireyim deseyle dedeyem, bitti olup, şimdi ağzıları soptular da, kızım, sevip koptu ya, bunu ıstıp hep gelin bence. Şimdi aldı şimdi ikkilerimiz, doğraşıp oturumuz şimdi. Hamırı doğruvamız, hali göç doğruvamız, olsunum, yıkı ötedi. Oy, öyle ne mi kılvestiler? Yaqı otadı. Vay yuralarımız kıb, vay böyle nima kılb etsile. A şimdi o buhla tıkıp ye vererdi. Özbekistan halk artisti, betakrar ustazımız Kemal Nekam'ı, yani bütün Merkezi Asya'yı yakışık örgeni, Kokanlı Lulları, cüdeyem hadden taşkar kattığı yakışık örgeniken, cüde kullarına karab tuyuklarken, kin, yani Jack Belalekem yangi qizil Moskvich olganlar, Moskvich hammada ham yo'q. Keyin Kamol nakam Jack Belalekem mashinani haydagan shu Qo'qonliklar to'yiga borib kelardi, boribdilar u. Endi bu yerda ko'p xopizlarimiz Namanganni yulduz ashulachilari o'tirishdi. Ashulachining ovozi ishlamay qolsa juda ham katta bir musibatda. Kamol nakam chiqib endi navbat O'zbekiston bulbuli, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimovga degan ekan chiqib Ramboramovam, ashulani boshlasa ovoz yurmasmi? Jahbarali, men bir novo choy ichib olay, o'zing gapirib turgan. Jahbaral akam, Kamolin akam hamma ashulalarni yoddan biladi, keyin o'xshatib aytadi. Keyin qiziqchilik qilib bo'lib, bunda qarasa navbat beraver debdilar. Yana navbat bersa, yana Kamolin akam chiqsalar, ovoz yurmayotganmiz. Keyin Jahbaralarga, Jahbar akamga aytdilar, yana aytib tur debdilar. Keyin xullas ovoz o'sha kuni yurmabdi. Kamolin akamga hurmatidan haligi lo'li birodarlarimiz indamasdan to'yi tugatibdi, aytgan pullarini berishdi. Jakbaral akam o'zi o'rtakashlik qildi, qiziqchilik qildi. Kamolin akam ashurlarini hammasini aytibdi. Keyin dedi, Jakbaral akam aytadi, "Xursand bo'lib dedi, mashinada kelyapman dedi, yonimda ustoz juda kayfiyatlari yo'q, qovoqlari solingan dedi. O'ylab kelyapman, o'rtakashligimga olsam, ashurachiligimga olsam, qiziqchiligimga olsam." Shopirligimga olsam, bugun endi mo'maygina bir yarim ta mashinani pulini topar ekanman deb ketib tursa, Kamolin akam shu chustdan o'tib, aylanma davondan Namanganga qarab ketayotganda, endi Jakbaral akam teatralni institutda Sason Benyaminov degan mashhur operachini qo'lida o'qigan, ovozlari ham operaga ham bunga yaxshi. Jakbaral, sen hamma vaqt ham lalarni olaverasanmi debdilar. Yarim kecha 3-4 Men Jakbaral akam ham To'raqo'rg'onning Qurama qishlog'idan da haligi sodda. Xursand bo'lib ketib, ustoz meni maqtaydi shekilli deb, "Ha ustoz, lialarni hamma vaqt olaveraman. G'ulomjon aka Yoqubov bilan Otajon aka Xudo shukurovni ashulalarini aytsam, 3-oktava do relarga ham chiqib ketaman. Ammo ustoz, sizni ashulangizni aytsam, nimagadir 2-oktava fa diyezdan u yoqqa o'tmayman-da" debdi. Degan ekan, keyin Kamolin akam Jim bo'lib qotdilar. "En Jahbarali, bizni o'shalar kirib chiqib ko'chasi ko'pda" dermizlar. Ag'abat. Bir yorilay. Ha? Yorilib olaymi? Endi hozir Habib Oxunovani ustozimiz esladilar-da. 84-yil shu
6 yaş paytım ekan, 5-6 yaş paytım. Dadam rahmetli teatrda işlediler, teatr cemaası bilen. Bahçeden çıkıp, teatrga gelip, ali aktörleri tomosha qilib turardım da, Habib opa rahmetli Quralay ko'zdirdilar meni. Quralay ko'z buyoqqa kechi Rustam o'g'li buyoqqa kelib, ko'tarib tizzalariga o'tqizib, ko'k choy ichamizmi bugun? Qora choy ichamizmi dirdilar-da, Habib opa rahmetli. O'shanda men aytardim, qora choy ichamiz. Bo'ldi, qora choy quyinglar bo'lmasa bunga polvonga deb gap. Hozir endi ustozni eslaganlar uchun endi yodimga tushdi-da. Hozir endi Jaloliddin akam bilan yonma-yon o'tirib qolganimizga hozir qiziqarli bo'lgan voqealardan aytilyapti-yu. Jaloliddin Usmonov o'z vaqtida Sirdaryo degan qo'shiqlari juda ham ommalashdi respublika bo'yicha. Bu bir inson shu Sirdaryoga suzib o'taman deb suvga cho'kib ketgan shu insonni xotirasiga aytganlar shu qo'shiqni. Haqiqatan juda ham bir ommalashdi. Hammani qalbiga o'tirib qoldi shu ashullar. Ashullarning nomi Sirdaryo. Sirdaryo desa hali tashrif vizitning kartochkaga o'xshagan bo'lib qolgandi endi u ashullar. Sirdaryo desa to'yda hamma Sirdaryo Sirdaryo deb zakaz qilaveradi, shu ashullarni buyurtma beraveradi. Shaharda to'y o'tkazib tursalar shu ashullarni zakaz qilmoqchi bo'libdi-da bittasi. Ashullarning nomi esiga kelmabdi-da endi shaharda kelib Jaloliddin aka ha uka desa cho'kkan biratdan ishlaydi aka degan. Kelmay qolsa ham qiyin-da o'zi. Bir o'rtog'im bor hali Arslon. Tushumga chiqadigan eskalator bor edi. Hozir boramiz-da Farhod dedi. Ekskavator bilan chiqamiz. Dedi eskalator, ekskavator emas. Sen tushundin bo'ldi dedim. Sen uchun tushunsa bo'ldi. O'zbekiston xalq artisti O'rinboy Nuraliyev ustozimizning nevara shogirdlari bo'lib oldilariga borib qo'shiqlarni o'rgandik. Bir ajoyib voqea bo'lgan. Shu teatrda ustoz oldilariga borib Lola sayliga degan bir qo'shiqlarni o'rganmoqchi bo'lib bordim. Kel dedilar, o'tir dedilar. Ustoz shu qo'shig'ingizni o'rganuvdim. Bir aytib bersam, bir ishni ko'rsangiz desam, ha ayt dedilar. Taklif etdim tong bilan dildorli lola sayliga başım osmonlar. To'xta to'xta dedilar. Voy kulib yubordilar. Nima deding dedilar. Başım osmonlar. To'xta, unaqa emas. Sen shevaga buraveryapsan. Boshim osmonlarga yetdi. Yor deganda mayliga deb aytgin deb o'rgatgandilar. Shu qiziq voqea bo'lgan ustoz. Ha, sizlarga hayalamasa ustozlar nimalar qilib tashlamaysizlar. Yoqub akam Namanganda to'y qildiradi. Bir 30 yil oldinroq voqea. To'y qilganlarida san'atkorlar Toshkentdan juda ko'p borishdi, ijodkorlar, do'stlari, mehmonlarni bo'lib oldik. Yarim mehmonlar bizga ketdi, yarim u yoqlarga bo'ldik. Ertalab oshga borish kerak. Shunda Nabakam, teshakalarim bizni uyga qolishdi. Şey, ertalab Nabakam turib ayvonda tashqariga qarab tursalar bitta qo'yimiz bor ekan, onasi o'lib qolib, bolasi qolgan ekan. Shu onamni orqalaridan yuraveribdi. Keyin Nabakam bekorga aytmagan ekan bu Namanganliklarning darvozasi ham tavozi bilan yopiladi deb. Shu nimani onani bilganini qarang. Shu onaligini bilganini qarang deb. O'shaning uchun hali biz nabiralarini ham sizlab gapiramiz, farzandlarimizni ham sizlab gapiramiz. Shuning uchun ham Namanganliklarning darvozasi tavozi bilan yopiladi degan gaplar yuradi. Men o'ylardim siz ham shu Namangandan bo'lsangiz kerak deb. Faxriy a'zosi. Hamma sizga. Chunki sizni ham muammolaringiz o'sha bizni vodiy tomonga tortib ketadi. Men bugun bildim, Faxriy Nabakam ham Namanganni faxriy grajdan fuqarosi edilar. Ha, bizlar shunda ishlardik. Dadam menam juda qalin o'rtoq edilar. Endi biz Chortoq sanatoriyasida turamiz. Har yili borardi Nabakamja o'zlarini ehtiyot qilib yurardilar. Shu dadam sal ko'zlari ko'rmay xiralashib qolgandan keyin otam qalaylar dedilar. Shu Nabaka sal ko'zlari xiralashib qoldi desam, olib keling, ko'rsatamiz dedilar. Keyin olib keldim. Shu Milliy teatr Hamza teatrining oldiga kelib to'xtadik. Nabakam chiqdilar. Otam qalaysiz? Ha, yaxshi dedilar. Keyin dada Teshovoy akam ham shu yerda ishlaydi desam. Teshovoyni ham taniyirlarmi? Dedilar. Ha, Zokirjonni bojasi bo'ladi. Dedilar.
Şunda bacayız bora ekanim, meni nima qilasiz avara qilib. Rahmonni ko'rib aytishi mumkin, nimaga bu odam gapirmadi? Xapami? Yo, qorning o'lib ketgan gapirdi. Yo, namanganlik emasmi? Nimaga bunaqa? Kim olib keldi majburlab buni deb meni ertaga qiynashini? Endi men rostdan ham Kamoliddin aka ustozlarni ko'rmaganman-da, jivoy ko'rmaganman. Dada bizi ko'ryapsiz-ku. Men o'shani boshimda o'tganda aytib beraman. Bir kuni uyda ustalar bor edi. O'rikzorga nimada ketdim, yoz payti futbolkamni kiydimda ketdim. Marshrutkada bordim, odamlarning orasidan o'tib ketyapsam, ya'ni qalpoq-qalpoqsiz jinimizdan qanaqa qalpoq o'xshamaydi. Mana shunaqa gaplar juda ham ko'p bo'ldi. Aboy sotadigan bu joyga borib turdim-da. Tursam orqamdan bitta ayol et tezroq etgin dedi. Qanaqa etaman o'yjo o'zingizni? Deya ovozda kelardim, bu orqaga qarasam sochlari sariqqa bo'yalgan intelligent oila ekan. Shular muxlisim ekan, nima qilishmasin, xafa bo'lishmasin deb bajara to'g'ri men qalpoqman topdinglar desam, anaqa nima deyotganingizni bilmadim, futbol kesi teskari kiyibsiz. Endi kelganimizda yosh bo'lib kelganmiz, teatrga ustozlari yoniga yaqinlashishga xijolat qilar edik. Ha deganda dabdurustdan borib gapirishga ham Kamoliddin akam shu eshikdan kirib kelganlarida yo keladigan bo'lsalar, men doim ustozimga aytaman, hozir mana biz bilan birga ish olib boryaptilar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Karima xonim Rasulova. Karima opa, voy Kamoliddin akam kelyaptilar. Hozir ikkitagina aytishgani keldim-da, mana shu qizlar bilan deb kelarlar-da. Ha Kamoliddin aka, keling, voy ustoz kelyapsizmi, yaxshi keldingiz deb. Assalomu alaykum ustoz ak. Ha, Mehrish. Shu Mehri isming chiroyligu, chay o'zing mehriligingni bilmayapman da deb kelardilar. Akin salom ketmay tur, ikkitagina aytish bo'lay dedim sizlar bilan, bir keyin gaplashib ketaman da deb kirib kelardilar ustoz. Kamoliddin akam endi bir boshqacha bo'lganlar. Habobam biz kelganimizda habobam o'ta kamtarin, kamsuxum ayol bo'lganlar. Biz albatta bularni shu izdoshlari, shunday ustoz san'atkorlar bilan shular ishlagan sahnalarda ishlayotganimizdan hozir shukrlar qilamiz. Yana bu Malikaxon innamay kelib, innamay ketaverasizmi? Endi eshitishmasa, ana kunlari bir suhbat bo'lganda u yerda ko'p yigitlar keldida, gapiringlar desam bittasi aytdiki, Farhodaga eshitib maza qilyapman dedi. Bu ham maza, lekin sal baribir. Shunaqa, lekin endi ustozlardan ko'p gapirgandan ko'p eshit deyishadi. Shunaqilga biz amal qilgan holatda hozir juda ham ko'p narsalar bilan men tanishdim, eshitib men zavq olyapman. Endi hozir Kamoliddin aka haqida juda ham ko'plab gap bo'ldi. Ustozning o'zlarining duolarini olishga musharraf bo'lganman. Namangan tanovor qo'shiqlarini o'sha oltin mikrofon jonli dasturda ijro etganimdan so'ng qaysi davraga borsak ham shu qo'shiqni so'rashadi. Agar ustozlarimiz rozi bo'lsanglar shu qo'shiqdan ozgina xirgoy qilib bersam. Aytib bering xirgoy qilib. Ha. Mani borar joyim ushal namongan. Mani borar joyim ushal namongan. Qiz bola keladi o'ynaydi. Rahmat sizga. Mirza Abdulla Rahmonov degan kursdoshimiz bor edi. Kamoliddin akamni tor chalishlarini ham o'xshatadi, ashulalarini ham o'xshatadi, nafaslari ham o'xshaydi. Usta deb mashinalarga kuzatib qo'yar ekan, mashinadan tushsalar usta deb kutib olar ekan-da. Bir kun Kamoliddin aka 24 da kelsalar, O'rinbay aka 24 bo'lib olganlarga o'tirib ketayotgan ekan, Jahbar akam naroqda turgan ekan. O'rinbay akam ham usta yaxshi boring deb Kamoliddin akamga o'xshab kuzatayotgan ekan.
Kim Kemal Nekem Cahper Ali Mirza Abdullahxon usta usta dedi. Şu kılıkları Orunbek hoşçaydı ya der misin? Bizim köp şu Kemal Nekem'den hem sıkıntı bugünümüz, şagirdleri bugünümüz. Şimdi o kişide kızık kızık yaplar, kızık kızık bir hangi amele köp bölerdi de. Kemal Nekem çortak sanatı öğretti. Mahmut Khan'ın Ubaydilev halk artisti o kişiye. Bir kez damarı şey yapken, biz dadamla bilen körgen çıktık. Körgen çıksa Kemal Nekem'di. Şimdi analizge bir mislisire kırptı da. Bilaklerden kan oladığım buptu. Kedin kan olamandı. O ola tamırga çoğu olmaptı da o kızımız. Hicol atkı gelin. Çıkıp gitip Vraç ayıp kırptı. Vraç ayıp kırptı. Ekrem oldu neke bu kızları misal bir hicol atı tortup da karı bana bir hareket kılayın dedi. O Vraç ayıp kırptı da kollarga tamırga hiç şey olmaptı. Şimdi bir nasa kırıp çıktı. Onun geçe karayıp şimdi kollayıp kaçıp gitken tamırga çıkıp şüphesi torsa kan çıkmaptı. Ya Kemal Nekem kan var mı? Dese elveraçımız kan var. Biz alemizi vermeyemiz dermişler. Hani Kemal Nekem'i taşken kirken de olamcağın akıbı mekman kigen üyge çakırıp ateylap hadi verdim. Bir yakıcağı kigen de çetirakta bodamı koygen bir tenekede. Bitti lap, sınav koyup takılmaydı kendini koyuyken. Taş. Taş. Lakamları, ne kıptılar, ne kalp korktular. Kimsin oğlum, bom yaptı. Çizip, çüşünüp kaptılar da kamerayı kendi. Oğlum, oğlum, bu adamını manna ağabeyim mi sen? Bir kişiydi. Kamağdan, kamalı koyarken o şu, borsam. Bir uykurdu kılıp, bir kamaldı, rahim öptü. Şu, demem ki, abkelemen de şu, bu kuşu gittiremen deptiler de yani. Şu adam şuna kadar niyet kıyanırken, şimdi Kemal Nekem'i zekas kılıp, o borduptular. Yani Kemal Nekem'i de bir yerde, de yenge kuşuğum var deptiler de. Hani, başın gene, bala, kirse, buradan mas, uzunluğundan kurdu. Başla ve ettiler de, birimiz de etkenlerken. Yani. Yine Metin Bey kovun şurdu şikili mi dermişler. Bakıcan Ekem barla Sattarov. Kemal Nekem'in şagirdleri, ustazımız Bakıcan Tağam. Biz şimdi dadam rahmetliyden ki şu oğullarını kan da uğruşup terbiye kısalar. Biz yiyem koşup şuna kadar terbiye kadar uğradılar. Şimdi biz... Keti uğradı, aralaş. Ha, aralaş keti uğradı. Biz şimdi uyumuz yakın. Ulanı balları bile birge oynayıp yürerdik de. Nabi Rahimov mehmanga kep kaldılar bir günü. Bakıcan Ekem uyge. Ne, nabaka edip hürmet kılıp ustazı. Şimdi biz yaş balamız. Bakıcan Ekem'in onaları hayat edildi bu payette. Nabaka edildiler. Kemper şimdi ilgilip kalırlar. Onamı dualarını alayım. Bir onamı dua kısırlar siz dediler. Dualarını alamız da anahanı deyip kırdılar. Dua kıldılar. Yaşlar biz yaşımız getirip umruyuz uzağa basa ilan. Reza dua kıldılar. Allah'ın neçeyi kırdılar dediler. Dediler. 75 kırdılar. Bu da hala saatseler. Ha. Anahan Rab barası 10 yaş küçüğüne ekerle benden dediler. Ama nabekem şu yaşı kırgenlerden şunu da bilgen ben de. Şimdi Kemper cüde rahmetli cüde kızı kayalıdılar da. Eğer talepte üylerine bağırıp hani bolları bulam oyuna buyurup eğer talepte video magnetofon bulardı. Hani Bruce Lee karate filmler moda bugün paydı. Biz oğulları bulam birge karate kino koreye oturumuz eğer talepte. Saat bir 5 mi? Fakat karate mi? Karateydi de, şimdi o şey paydı. Bruce Lee'ler, Jean-Claude Van Damme'lar çıkan paydılar, cengari filmler. Koreye oturursak, hani aça çıkıp kaldılar. Sekin aça kirip kaldı. Bundan karasalar biz televizyonda hani karate koruyacak. Bizim de bundan karap. Ha, et tamattan da uğruşmayı öl. Hudade bomdatı oku otursa bomaydı mı? Geldi de o şey paydı. Ula gel. Televizyonda yine karap uğruş yaptılar değil mi de? Nerede tam da uğruşmaydı? Kemal Nekem Rahimov ustazımız, ustazları hazırım hayatla. Seyyid Hoca ki Haldar Hoca bizim mahallemizde duralı ustazımız. Akalar Ahrar Hoca ki buna koş avaz bulup tuyla yürüşken. Bir tuyla barışıp, bir nahar aşıda koşu gati yatırıp, tam tarda Seyyid Hoca ki. Tam burada ustazımız Ahrar Hoca ki akalar bugün. Yertelap dedi, her gün aşıda barışarken bir çerçekenler mi? Bir cöyde bir tuyla başa edip ki bir tanavar reyting. Dediler, tamam var, bu işler
sumbula yu sumbula degan ekanlar so'zi kelmay qoldi. Qora aka nima edi degan ekan qora aka shu kelmay qoldi debdi. O'choq boshida qumg'on yana bitta qaytargan ekanlar nima yana kelmadi qora aka keldik endi qaynog'ani qaynog'an deb alaqaga chiqarib yurgan ekan. Ustozaga bo'lgan bir vaqt. Yo'q, qitmirlik ko'p bali Shuhrat Hoshimov bolalar mashratdan aytardilar. Hali yonida doiratsa hali akamiz rahmatli bir hali kitob ashular bor o'shani ushog'ini. Endi shu kimay qopti deb nima edi? Desa aytmayman deb turgan. E'tibor desa aytmayman. E'tibor desa uyingda ko'p debdi. E'tibor desa uyingdan shundan boshqa hech narsa yo'q desa kitob qolmaydi. Kitob beryapti. Shunaqa bir joylari bor. Bir kuni uyda o'tirsam, ana nimadan drama teatrida ishlayman o'zbek davlat drama teatrida ishlardim. Chaqirib qolishdi. Rahmatingizga yetib keling, ana Polat kela olmay qoldi, kasal bo'lib qopti. Men u spektaklni ko'rmaganman, bilmayman desam, hech gapi yo'q dedi. Taksida tursangiz bo'ldi dedi. Bo'pti deb yetib keldim. Spektaklni boshida sahna ekan, aeroport sahnasi. Kalitni berishdi qo'limga. Chiqdimda sahnaga, hamma jim o'tiribdi. Ikkita Jumadillaka bilan Shohida Uzoqova o'tirishibdi. Taksi dedim. Yaqa borib yana taksi dedimda boshqa gap o'rgatishmagan. Yana nima deyman dedimda, o jim, hech narsa qilishni bilmayman. Keyin ana Jumadillaka oldiga borib taksilar bor, aka, taksi desam ket dedi. Ket dedi, keyin Shohida Uzoqova oldiga borib taksilar bor. Yaxshi qiz, taksi bor desam bor yo'qol pishirib qo'yibdim senga, ket dedi. Sal teskari qarab o'tiribdi. Keyin taksi deysam jonga dedi, taksi qo'yloq. Desam, hali Karnaydan, ana Moskvadan uchgan samolyot Kiyevga kelib qo'ndi dedi. Bahriddin, endi qo'shilmadingiz, boshqa qilmadingiz, baribir Surxondaryoga kuyov bo'lish qiyin, og'ayni mashina qilib qo'yadi. Assalomu alaykum ustozlar. O'zi ko'p kishi meni hozirgacha ham ko'p kishi bilmaydi, Namangandanligimni, Surxondaryolik bo'lsa u gapirmadi degan emas. Endi ustozdan oldin hayajon bosib o'tiramiz. Gap ham kelmay qolyapti ustozdan oldin. Eshitmasa qilyapmanding? Rahmat. Ustozlarimizni Alloh rahmat qilsin. Shu konsertlarda o'qiganimiz Mahmudjon Tojiboyevning qo'llarida. Endi biz lirikki, mash klassik bastakorlar narsalarni aytib yurganimiz uchun endi maqom o'rgatishda rosa qiyinchilik bo'lardi. Qiynalib. Darsdan o'tib bir 4-chi kursga borganimizda bir to'y tadbir bo'lib qoldi. Yubiley ham qo'ylov tarafda bizni aytishgan borsak, ustoz o'tiribdilar shu yerda. Keyin ansambl bilan o'sha yerda chiqdimda endi Şirin aka Jo'rayevni qo'shiqlardan ko'proq aytib turamiz. Onaginam dorlamovun kunlar keldi shafaqlaring oldi qo'shiq aytsam, qo'shiq aytib o'tirgandan keyin davradagilarga aytib qolladi. Men 4 yildan beri endi shu bolaning ovozini eshitdim deb ustoz shunaqa deganlar. Alloh rahmat qilsin. Biz ham 2 soat deganda siz ovozingizni eshitdik-da. O'zi shunaqa ekansiz. Xabarni olmading men xastadan ye ko'ngli yo'q
termulup yolingda turdum Hamza bonum kelsa deb ol mehribonum kelsa deb tutaman kecha kunduz birga jonim kelsa deb ah urvonni yig'layurman mehribonum kelsa deb hech xabarni olmading man hastadan ko'ngli yo'q termulup yolingda turdum Hamza bonum kelsa deb Mana aziz tomoshabin, sevimli teknikalarını sevimli muxlislari, aziz muxlislar, mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz bugün bir chiroyli jamoa bilan birga-birga eslashdik, do'stlarimizni ko'rdik, ustozlarimiz bilan birga-birga eslashdik. Men o'ylayman, Namangan ahli bugün bizdan ancha xursand bo'ldi. Xudo xohlasa bu yurt oldida ko'p qarzdormiz, hali yana ko'p san'atkorlari bor bu Namangan shoirlari bor, yozuvchilari bor. Albatta yana bir yig'ilishamiz, albatta yana suhbatlashamiz. Bugunchalik xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, sevimlida qolinglar. Yana uchrashguncha xayr. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.